Arkadaşlar, herkese selam. Ben Mehmet Hatip. Bugün sizlerle elle pasta cila yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa nasıl yapılır? Ne gibi faydaları olur? Nereye dikkat etmeliyiz? Bu konuyu konuşacağız. Şimdi arabanın ön kapağını üçe böleceğim. Bir kısmına makine ile pasta, ardından cila atacağım. Yani olması gerektiği rotasyonlu makineyle birinci eli, orbital makineyle ikinci eli atacağım. Bir diğer kısmı ise elle sadece cila atacağım. Diğer tarafına hem elle polisaj ve cila atacağım. Pastaya cila dediğimiz gibi. Ondan sonra iki tarafın ne kadar, yani iki tarafının farkını kıyaslayacağız. Aynı zamanda size bazı püf noktaları anlatacağım. Hazırsanız şimdi videoya geçelim. Lafı çok uzatmadan direkt konuya gireyim. Bazıları direkt böyle kestirip atıyor. Yok abi, elle pasta cila atılmaz deyip kapatıyor konuyu. Bu arabanın hikayesini anlatayım size. Bu araç arkadaşlar 4,5-5 ay kadar bir süre bir ağaç altında durmuş. Ağaçtan böyle çok fazla lekeler, böyle ağaçtan düşen çam sakızı gibi yapışkanlar falan vardı arabanın üzerinde. Şu lekelerden vardı bir sürü. Araç sahibi kendisi böyle süngerle aracı temizlemeye çalışmış. Fakat daha çok çizmiş. Şu üst kısmı adama göstermek için. Bu kendi hali. Bu alt kısmına da sadece rotasyonlu makineyle bir el attık. Burada Koch kemiği H8 kullandık. Hala böyle çizikler, sünger çizikleri belli. Bunu 2-3 el daha pasta cilatladıktan sonra makineyle çizikler gidecek. Üst kısmı böyleydi. Şimdi ben bu üst kısmı elle pasta cila atacağım. Yani ilk önce pastasını atacağım, sonra cilasını atacağım. Hemen hazırsanız gelin bir paketlerimize bakalım neler var. Mesela H9 var, H8 var, F5'imiz var, M2'miz var, P1'imiz var, P3'üm de var da o diğer şeyde, Volkswagen'de kaldı. Şimdi H9 mu H8 mi, ikisinin arasında çok az fark var. Ben H8'i, hatta H9'u kullanalım hatta. En sevdiği bu. Şu gimbalı bir döndürebilirsek. Şimdi ben bir kısmına, yani ön tarafına pasta kullanacağım, arka tarafına cila kullanacağım. Şöyle yapayım, buraya beyaz olan yere şöyle biraz alalım. Bu petler arkadaşlar AliExpress'ten veya böyle Çin sayfalarından falan onlu paket halini alabilirsiniz. 1,5-2 euro falandı. Evet, hafiften böyle bakın. İki parmakla basmayın, böyle bir elle tutmayın. Parmaklarınız çizik atar böyle. Ne kadarsa her tarafına düz bir ağırlık yapma yapacak şekilde baskı uygulayın. Hafif dairesel hareketlerle böyle ön kapağa geçin. Yani yapacak olduğunuz parçayı geçin. Ben şimdi çok aşağı kadar inmeyeceğim. Şöyle bir 15-20 santim bir yere böyle bir elle polisaj atalım. Arasındaki fark arkadaş bir zaman makineyle yaptığınız kadar olmayacak. Bunu bir defa kafanıza yazın yani. Hiçbir şekilde elle atılan pastacıyla makineyle yapacak olduğunuz pastacıyla kadar etkili olmayacak. Çünkü bir arabanın boyasıyla oynamak için, yani ona polisaj yapmak için veya boyasındaki çizikleri, kusurları yok etmek için hafiften verini indirin, yani inceltmeniz gerekiyor. Bunun için de biraz devir ve sıcaklık gerekiyor. Yani pasta makinanız ısınması gerekiyor. Yani pediniz ısınması gerekiyor ve aracınızın verniğin üzerine bir sıcaklık uygulaması gerekiyor ki vernik kendini açsın, hafiften verniği yensin, yani yesin verniği, o şekilde kusurları düzeltsin, aşağı indirsin. Elle atacak olduğunuz parlaklık için çok mükemmel olacaktır. Hafif kusurları elle dök edebilirsiniz, yani dök edemezsiniz değil ama hiçbir zaman makineyle yaptığınız kadar olmaz. Bir videomda böyle saat yönünün tersine demiştim. Koltuk temizleme videosunda. Birçok arkadaş onunla dalga geçti. Hani dünyanın döndüğü yöne doğru temizlesek olmaz mı falan. Hatta benim bir arkadaşım var Kocaeli'de. O da hani, hatta ilk izlemiş olan videolardan biri o da dedi. Hani, böyle, hani ne saçmalıyor falan demiş oldum dedi. Şöyle, yani düz mantık yürümemek gerekiyor. Biraz ne diyorlar ona? Dur aklıma gelsin. Ya aklıma gelmedi ya. Kimya değil, fizik kuralı. Biraz fizik kuralına gidecek olursak, böyle bir civatanın sağa doğru girdiğini, sola doğru civatanın yerinden çözüldüğünü düşünürsek, kirler de böyle basınç yaptığınız zaman sağa doğru daha çok basınç yapılıyor. Daha çok kiri içine gitmiş olursunuz.
Ama dışarı doğru yaptığınızda böyle el yukarıya çıktığında kiri biraz daha uzaklaştırmış olursunuz. Yani en azından ben Virtus Seminerindeyken bize o şekilde öğrettiler. Evet, biraz daha yapalım. Hafiften böyle su kıvamına geldiğini fark edeceksiniz pastanın. Bu da hafiften verniğin ısındığını ve pastanın işe yaramaya başladığını işaret oluyor. Hani elle ne kadar ısıtabilirsiniz ki verniği? Elle ısıtamazsınız ama yine de biraz bir uygulama var. Birçok kişi bunu pamukla yapıyor. Pamukla cilatabilirsiniz ama polisaj pamukla olmaz. Çünkü pamuğu elle tutuyorsun, yani basınç yapıyor böyle. O da arabanızı çok çizmeye çiziyor arabanızı. Evet, şimdi biraz daha yedirelim ve artık silelim. Ondan sonra da farkı görelim. Şimdi ben bezimi getireyim. Evet, yavaştan bir silelim. Bakın işe yaradığını şuradan görebilirsiniz. Bakın matlık burada artık yok oluyor, mat yer. Şimdi bir de hare kontrol edelim. Bakın aradaki fark böyle gözükebiliyor. Hare tabii ki var. Tabii ki gidecek. Yani bunu gidermek için zaten orbital makine gerekiyor. Hani bu çok kötü olduğu için bu boya. Bu şekilde bakın. Burası sadece elle atılmış polisaj. Burası makineyle atılmış olan polisaj. Hala çizikler var. Hala hare var. Bu çok kesin bir şey. Ama yani aradaki farkı böyle görebiliyorsunuz. Yani burada ne kadar ışık dağılması var. Burada ne kadar ışık dağılması var. Burada neresi ışığı netleyemiyorsunuz. Ama burada ışık artık net bir nokta olarak gözüküyor. Evet, şimdi oraya bir de pasta uygulayalım. Cila diyelim yani sizin dilinizde. Bu da benim Koch Yemen'in MX'ini kullanıyorum. P301 de güzel, fena değil. Fakat P301 one step gibi, yani tek elle yapılan işlem. O da güzel bir cila veriyor arabaya. Güzel bir parlaklık falan veriyor ama kalıcı değil pek. Onu da söylemiş olayım. Yanımda gönüllü kameraman olarak olmak isteyen varsa buyursun gelsin ya. Yalnız çok zor oluyor. Evet, şimdi o bölgeye cila uygulayacağız. Yani hare gidermek için. Bunu da aynı şekilde çok fazla baskı yapmadan öyle elimizi dairesel hareketlerle ilk önce yediriyoruz her tarafına. Şuraya kadar gelmiştik az önce. Evet, genelde arkadaşlar elle pasta cilayı biz yapmıyoruz. Biz elle sadece son kademe wax yapıyoruz. Elle en temiz wax atılıyor. Çünkü makina yine de yapsa iz bırakıyor. Silmesi de makineyle yaptığınız zaman biraz bir tık daha zor oluyor. Elle attığınız zaman, fazla böyle baskı uygulamadığınız zaman çizmeyi neredeyse minimuma indirebilirsiniz. Yani biz son el finish'i cilayı, veya dur şimdi cila demeyelim. Cila Türkçe'de, bir Almanca'da cila farklı anlama geliyor. Türkçe'de cila farklı anlama geliyor. Şey diyelim, wax diyelim biz. Biz waxajı elle uyguluyoruz. Mesela bu nano wax olur, carnauba wax olur, sis wax olur, angel wax olur. O bu şekilde elle uygulanıyor. Bu tarz süngerlerle. Bunun daha kalın süngeri var, daha küçüğü var. Bu orta segment. Bu işinizi gayet iyi görür. Biraz daha yedirelim. Biraz fazla konuştuğum bu videoda, artık canınız sıkıldıysa kusura bakmayın. Bu videoyu özel bir arkadaşımız rica etmişti. Elle cila atılır mı, pasta yapılır mı falan diye. Onun için çekiyorum. Önerdiğimiz bir işlem değil ama yani imkan olmayınca, kısıtlı olunca imkanlar, yani makine almaya imkanı olmayan insanlara. Evet, şu an gimbalımın kendimi görüyorum. Evet, gimbalımın pili bittiği için artık böyle ele tutacağım kamerayı, telefonu. Evet. Bunun için normalde ayrı bez alıyoruz. İki tane mesela yapılan polisaj işlemi için ayrı bir bez. Yapılan cila için ayrı bir bez tutun arkadaşlar. Çünkü diğer bezin içerisinde ister istemez biraz pasta kalıntısı oluyor.
cilaya karışmasın. Daha temiz bir işçilik olması için iki tane farklı bez tutmanızı öneririm. Evet. Şimdi aradaki fark zaten böyle bile gözle görünüyor. Bir de bakalım ışıkla. Dediğimiz gibi bu kısım makinayla atılan kısımdı. Benim kamera mı kirlendi acaba ya? Fokusu biraz. Şöyle. Bu kısım hiç işlem yapılmayan kısım. Bu kısım da elle pasta cilatılan kısım. Fark böyle. Şimdi illaki diyenler olacak hani ben çok daha iyisini yapardım falan diye. Evet, çok daha iyisini yapabilenler var. Benden çok daha iyi pasta cilatanlar da var. Benden daha iyi detaylingçiler de var. Yok demiyorum. Ama o zaman size gösterin yani nasıl yaptığınızı. Biz de öğrenelim. Bazı profesörlere diyorum. Şimdi birçok kişi elle cilayı atıyor. Pasta cilasını atıyor. İş bitti deyip kaçıyor. Bu yanlış. Bundan sonra bak elle pasta yaptıktan sonra son el bir de wax yapmanız gerekiyor. Elle attığınız zaman çünkü ister istemez bazı şu kameraya bir balık gözü yapsam mı ya daha iyi olacak galiba. Şimdi sileyim şöyle. Evet, çünkü ister istemez bazı yerlerde toz kalıntısı kalıyor. Bunun pastası ve cilasının ildiği yerler oluyor. Son el olarak da bir tane hani son wax atmanızı öneririm. Sizin için daha iyi olur. Daha kaliteli bir sonuç alırsınız. Şöyle tekrardan bir farkı görelim. Bu kısma makine ile mesela şu Rupes 19E ile ilk kere polisaj yapıldı. Tüylü keçe ile. Normalde ardından 21 ile şey atılması gerekiyor. Orbital makineyle cila atılması gerekiyor. Ben atmadım. Kıyaslamak için farkı. Üst kısma 50 ilk önce polisaj ardından cila attık. Orta kısım hiç yapılmadı. Şu alt kısma da rotasyonlu makine sadece bir el H9 atıldı. Işıkla tekrardan bakalım. Bu böyle. Bu kısım hiç yapılmayan kısım. Bu kısım da elle atılan kısım. Dediğim gibi yani burada makine ısıtmadığı için verniği hala çizikler gözüküyor. Böyle yuvarlak çizikler gözüküyor ama aracın boyası yani o parlaklığı geri geldi. Evet, şöyle de buradan da bakalım. Fark gözüküyor. Evet, videoda çok uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde siz de kendi arabanıza elle pasta ve cilatabilirsiniz. Dediğim gibi yine de makineyle atıldığı kadar güzel bir işçilik olmayacak. Bu ayrı bir konu. Bu petleri dediğim gibi AliExpress'ten, Wish'ten, ondan sonra Joom'dan falan bulabilirsiniz. Bunlar 10 tanesi 1,5-2 euro civarı falandı. Güzel. Bunlar yıkanmıyor arkadaşlar. Yıkandı ama parçalanıyor bunlar. Bunlar böyle bir defa kullanıp atmak için hani böyle. Bir arabaya mesela ön kapağı bir tanesini kullanın atın. Tavana bir tanesini kullanın atın. Yan tarafına mesela bir tanesini kullanıp atın. Bir tanesi uzun uzun çalışmayın. Bu araba komple beni bekliyor. Ben bu arabaya şimdi komple P2000 ile geçeceğim. Suluzun parayla. Ondan sonra Allah'ın verdiyse makinalarla onu güzelce bir elleyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. 7800 aboneye geçtik. Bu çok güzel bir başarı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.